Merhaba arkadaşlar. Bugün biz pikniğe gideceğiz. Ve oyun anneciğimle de top oynayacağız. Evet arkadaşlar. Kardeşimin dediği gibi yapacağız. Top oynayacağız. Piknikte ne yapacağız? Yemek yiyeceğiz. Şöyle parkta falan oynayacağız ya. Evet, orada park var. Masayla oynamayın. Ve ondan sonra da nereye gidecek? Tamam, dur kızım. O zaman şöyle yapalım mı? Çocuklar. Tamam. Şimdi 1, 2, 3 diyelim. Parmağımızı böyle çıtlatalım. Hop, pikniğe gidelim. Tamam. Olur mu öyle? Hadi, bir, başlıyoruz. Işte, baştan. Hadi, hadi baştan. 1, 2, 3. Çıtlat. Çıtlat. Çıtlat, olmadı bir çıtlat, daha hadi. Çıtlat. Bir, bir, iki, iki, üç. Çıtlat. Çıtlat. Nereye oturalım Sümeyra? Şurası da iyi bir sanki. Bence şu uç iyi ya. Şu arkalar şimdi belki ıslaktır. Çocuklar da şurada daha rahat eder bence. Çamur mu şurada? Aynen. Şu olabilir. Malzemeler bir tane daha diğer tarafa. Bak çocuklar şurası çamur. Buraya girmeyin. At bakalım. Ömer Asaf nasıl yapacak? Ömer Asaf sen de şuraya geç. Bak atıyorum. Geliyor oğlum. Aferin, aferin sana. Evet. At sen sana atıyorum. Elinle değil. Hayır. Hadi oğlum bir daha. Ömer Asaf sen biraz daha hızlı atabilirsin bak. Atıyorum sana. Ayağına dur dur. Yavaş. Kardeşine gel. Aslan kenara gel. Tamam. O buradan geçmeyecek, oradan geçmeyecek. Bir top kazası yaşandı. Yanlışlıkla oldu, kaza oldu, kaza. Tamam, sarıl bence kardeşine. Sporda barış. Ben kesin tutamayacağım. Allah. Topla bir cebelleşsem de. Şimdi normalde bu kadar ince olmuyor da. Şimdi daha ateşi yeni tutuşturacağız. Onun için. Bir de geçenden kalma odunların var galiba değil mi? Aynen. Kesilmiş. Bu keser buradan çıkmayacaktı. Bu kadar yeter ya ince tutuşturmaya. Bence de yeter. Çok bir ateşe ihtiyacımız yok zaten. Ya zaten biraz odunla tutuşturup ondan sonra kömür atıyoruz. Sadece kömürü tutuşturmak için bu. Çok fazla odun kullanırsak bu sefer tavuğu koyduğumuzda yağları akınca yanıyor. Hmm. Onun için yani biz kömürü tutuşturmak için odun kullanıyoruz. Kızım, kızım yapma. Kömürü tutuşturmak için odun kullanıyoruz. Kömürle tutuşturup ondan sonra köz olduktan sonra tamamen köz yaparsak zaten alev çıkmaz. Şimdi mangalda en büyük şeylerden birisi de yani iyicenin köz yapmadan tavuğu koyuyorlar. O da yağ attıkça alev alıyor. Alev alınca da bir sefer yani duman da basıyor. Dumandan ziyade ete et yağıyor.
Aslan meyve. Kızım üst baş koymadın. Gittin külün içine düştün yavrum. Düş de. Düzeleceğiz sen. İnşallah be. Şu ortalık. Düzeleceğiz ne inşallah. Zaman düzelecek, öyle bir şey. Ne zaman düzelecek? Biz gidince mi? Bana bazen annem falan diyor ki bir yere giderken diyor koca çantayı götürüyorsun diyor. Ne yapayım? Baksana daha geleli bir saat olmadı. Ne yapayım? Gel. Şu üstünün külüne bak. Gittin küre düştün ya. Geç şu tarafa diyorum sana. Gel gel bu tarafa gel. Abinin yanına otur. Ne arıyorsun yerde? Yakalandım. Şimdi ne arıyorsun? Şunlar bir güzel yani o ilk tutuşturma aşamasında çok iyi oluyor. Hani kozalak falan da oluyor. Mesela bak şu mısır şeylere, koçanlara. Yani çok da çöpe girmedi. Yok yok acayip. İlk tutuşturma aşamasında ya bunlar çok güzel yanıyor. Acayip tutuşturuyor ateşe. Kuru ya çok kuru ince. İlk tutuşma aşamasında. Yaptığım şeyi gel. Her zamanki gibi yine evet. Dizdim. Şimdi tutuşturacağım. Üçgeni kurmuşsun prizmayı. Sümeyra sen niye konuşmuyorsun? Dişim mi ağrıyor? Yani dişinin ağrısına üzüldüm ama yani bu halin sanki daha iyi. Sümeyra bir şey sorabilir miyim? Evdeki masa örtüsünü mü getirdin? Şöyle, bu bir geri dönüşüm. Geri dönüşüm. Evet, anlat bakalım. Neymiş geri dönüşüm? Salondaki masamızın üstüne seriyorduk biz bunu. Hı-hı. Sürekli kullandığımız için temizlemesi falan güzel oluyordu. Sonra bunu böyle çocuklar çatalı batıra bunu derdiler. Kim yaptı? Ve o. Kim yaptı Ömer Asaf? Bence baban yaptı. Ben yaptım evet. Çatalla delmişim sonra öyle mi? İçine su alıyordu. Sonra biz bunu değiştirdik. Dedik ki bu ne olacak şimdi? Bunu ne yapsak falan. Yani piknikte kullanırız. Artık yeni piknik örtüsü. Aynen. Hem temizliği de kolay olur piknikte. Hem de sanki sofra bezinden daha iyi gibi bir şey dökülünce direkt sileriz. Evet. Bu bir mantıklı. Geri dönüşüm. Aferin sana. Dişim çok ağrıyor. Kesme tahtasını unutmuşum. Aynen. Elimde doğrası. Bence piknikte güzel olur. Ne dersin? Yani zaten yapacak başka bir seçenek. Çoban salata yaptı ya böyle iri iri. Değil mi? Bugün aslında yağmurlu gösteriyor değil mi hava durumunda? Sinop'ta bir şey fark ettik. Hava durumu yalan söylüyor. Kamerayı biraz daha kaldır sana. Başım. En sonda. Şimdi Sinop'ta bir şey fark ettik. Genelde hava yağmurlu dediğinde internetten bakıyoruz. Çıkın. Durmayın. Yani illaki tutuyor ama sadece tek tedbirli olmanız gerekiyor. Mesela bir yere gidiyorsanız evet. Şemsiyenizi alın, işte ne bileyim yağmurluğunuzu yedek alın. Yağmurlu. Bu arada Ankara'da uyan hiçbir elbiseniz burada uymuyor. Uymuyor. Yani orası soğuktu, daha kalın şeyler giyiyorduk. Şimdi oradaki kalın montlar bura için çok fazla geliyor. Yani bir de şimdi şöyle sıcak oluyor. Hava soğuyalı aslında hava soğuduğunu belli edelim. Ben şey sıkıntısını çok yaşıyorum. Ömer Asaf şimdi okula 8.30'da falan götürüyoruz. Sabah bir yağmurlu oluyor hava. Havaya bakınca diyoruz ki yani hani hava çok soğuk, yağmur da yağıyor, kalın giyinelim falan. Çocuğu da öyle gidiyor. Mont ve kaban falan. Bu sefer okula gidiyor. Okuldan almaya gideceğiz öğlen saatlerinde işte 12.30-1 gibi. Hava bir güneş açıyor, bir günlük günistanlık böyle. Yanımızda bu sefer yağmurluk götürüyoruz. Ömer Asaf'a yağmurluk giydiriyoruz. Montu geri çantaya atıyoruz. Havaya bir türlü bir uyum sağlayamadık. Ve şey oldu. Hani Ankara'da olsak hava bir soğuyunca yani tekrar havanın ısınma ihtimali yok. Hani güneş yani oluyor da. Aynen. Çok soğuk oluyor. Orada da mesela güneş da oluyor. Tamam bugün hava iyi diyorsun ama yani yine akşamına falan soğuk oluyor. Burada sabah soğuk, öğlen sıcak. Ama okulda bir veli bana şey demişti. Şeye hazırlan dedi.
kışın dört mevsimi görebilirsin dedi. Bu ada tarafında diğer karşı tarafa göre daha çok kar yağıyormuş. Yani kışın dört mevsimi aynı anda görebilirsin dedi. Bekleyip bakacağız, göreceğiz. Aşağılar biraz daha adanın alt kısımları biraz daha buğda gibi oluyor denizin kenarları. Bizim ama yukarılar daha tepe olduğu için bir de adanın üst tarafı, üç tarafı da deniz. O yüzden çok şey oluyor, rüzgarlı oluyor. Evet. Ömer Asaf'ın okulunun olduğu yerler bile yağmur yağdığı zaman acayip rüzgarlı, soğuk oluyor. Bu arada bu sene kışa iyi hazırlanın. Niye diyeceksiniz? Burada söylemeye sahip bir incir oldu, bir incir oldu. Yani diyorlar ki ne, bu kadar fazla incir olduğunda, bir de hani bizim İç Anadolu'da da onu biliyoruz. Ayvanın çok olduğunda yani kış sert geçer derler. Bu sene burada yani böyle incirler bayağı incir oldu. Mustafa nöbetten gelince ben kahvaltı hazırlarken hep diyordu ya, diyordu ki bugün hazır olur mu? Bugün yer miyiz? Aynısını soruyorum şimdi. Bugün hazır olur mu? Yer miyiz bugün? Cevap. Cevap ver. Evet. Cevap ver. Basıyorum. Evet. Acıktım. Acıktım. Az kaldı, az. Çok acıktım. Tamam. İnşallah bugün yeriz. Böyle yeriz. Hadi inşallah. Evet arkadaşlar. Mangalımızı yaktık. Ateşimizi yaktık. Yemeğimizi yedik. Piknik artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ama Sümeyra Hanım bize bir sürprizi varmış. Bunlarla. Deniz kenarına geldik şimdi sahile. Bakalım ben anne. Evet anne. Evet. Gel babacığım. Sen de bak. Bak. Olsun, sana da vereyim babacığım. Sana biraz daha su ekleyeyim mi? Olsun. Bardaklarımızı da getirmiş. Bu bardakları yeni evlendiğimizde almıştık. Evimize aldığımız ilk şeydi herhalde. Efendim? Gezerken almıştık. Bunların bir de kaşıkları vardı. Böyle buraya takılan. Ama tabii şimdi onlar çok... Bir tanesi mi kaldı? İkisi de mi kırıldı? Aslında bir tane kalmıştı. En sonunda onun bu uç kısmı kırıldı. Takılan kısmı. Takılan kısmı. Artık yok. Hiçbiri yok artık. İndir oğlum, kimse yok. Merasaf biraz hasta. Hasta da tam değil de işte biraz hasta mız mız. O zaman kapatalım videomuzu. Biz biraz tadını çıkartalım, kahvemizi yudumlayalım. Bu haftalık bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oo, rol çaldın demek. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Maskeni indir. Bir dahaki hafta inşallah. Dur oğlum, sallamayın masayı. Bir dahaki hafta inşallah. Oğlum sallamayın diyorum, daha çok sallıyorsunuz. Bir dahaki hafta inşallah görüşürüz. İnşallah görüşmek üzere. Şunları şöyle biraz çevirirken sen benim resmimi çek, böyle ben pişiriyorum şimdi. Çok da alakasız olduğum belli olmasın. Nasıl tamam. Çevireyim? Şunu mu çevireyim? Hangisi iyi pişmiş? Sanki onu pişirmişse çevirmiş gibi olsun. Tamam, şu ortadaki iyi. Şunu mu? Hadi. Tamam mı? Çekeyim mi? Çek. Hadi. Kaldırıyorum. 1, 2, 3. Çekiyorum. Tamam. Bir iki tane daha çekeyim. Dur. Bir tane de böyle kaldır istersen göster. Ay dur, ona o da iyi pişmişti. Anne. Anne ben... Annem bir dakika. Dur oğlum. Anne neresi? Şey babam bir fotoğrafımı çeksin de. Bir saniye baba. Bir. Efendim oğlum. Çeviriyorum tamam. Hadi. Tamam. Çekiyorum. Bak. Çekiyorum. Tamam. Thank you.